Haram, niçin haram? Mantığını söylüyor, delilini söylüyor. Böyle muazzam bir eser, böyle bir eser yok. Neden ve niçinlerini açıklıyor. Cevap veriyor. Mesela dini kurallara uymayan tazir edilir. Neden? Bu günahtır. Neden? Sebep tam günümüzün insanına cevap veriyor. Çok böyle zeki, dahi bir insan. Yani İslam aleminde ikincisi olmayan bir eser. Yahudi profesör, ateist profesör hayranlığını ifade ediyor. İkincisi yok. Bugün Türkiye'de yetişen önemli ilim adamlarından, İslam alimlerinden Mustafa Cevat Akşit hocamızla birlikteyiz. Kendisine İmam Şerahsi'nin El Mebsut eseriyle ilgili sorular soracağız. Bu konu hakkında konuşacağız. Hocam, öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Hocam, Şemsül Eymi olarak da bilinen büyük İslam alimi İmam Şerahsi'nin El Mebsut eserinin çevirisini yaptınız. Bu esere nasıl karar verdiniz? El Mebsut'un diğer fıkıh kitaplarından nasıl bir farkı var? Bu eser İslam dünyası için nasıl bir anlam ifade ediyor? Şimdi doktora tezimi İmam Şerahsi'nin şeyini biliyorum, ona dayandım. Peki dereceyle kazandım. Hem de böyle hocayı hizaya geldi yani. İslam hukukunu kabul etti. Şerahsi böyle bir eser. Çünkü haram, niçin haram? Mantığını söylüyor, delilini söylüyor. Böyle muazzam bir eser. Böyle bir eser yok. Neden ve niçinlerini açıklıyor. Böyle bir tam günümüzün hitap eden şey. Şerahsi, işte hukuktan böyle ona karşıyım. Cevap veriyor. Mesela dini kurallara uymayan tazir edilir. Neden? Sebeplerini açıklıyor. Bu günahtır. Neden? Sebep tam günümüzün insanına cevap veriyor. Çok böyle zeki, dahi bir insan. Yani İslam aleminde ikincisi olmayan bir eser. Neden ve niçinlerini açıklıyor. İslam hukukunun her sahasında bilgi veriyor. Bütün de mesela Hanefilerin delillerini söylüyor. Şafii'nin delillerini söylüyor. Malikilerin, Hanbelilerin. Ama kendisi İmam-ı Azam hayranı, Türkler Hanefi'dir. Hep onun şeylerini şey diyor kendisi, destekliyor şeyleriyle. Öyle bir eser. Onun için onu tercümeye karar verdim ben. Gittim Kırgızistan'da, Özkent şehrinde kabri. Orada aslında Şerahsi'de doğmuş, Horasan beldesi. Orada vefat etmiş. Kimse bilmiyor. Evlen aradım, aradım. Allah, bulamadım. Yani hocaya Fatih okuyacağım, eserini tercüme ediyorum diye de izin alacağım yani kendimce. Onun için gittim yani bir Fatih okuyayım diye. Çok muazzam, muhteşem bir eser yani. Öyle ikincisi yok İslam hukukunda. Derken böyle çok üzüldüm. Gözümden yaş taktı. Oturdum üzüntülü. Gözüm açtım bir baktım kabrin yanına oturmuşum. Kabir taşında Şerahsi yazıyor. Bir evin duvarının dibinde. Öyle türbe mürbe yok. Evlen burası bir evin dibinde. Onun kabrin yanına oturmuşum. Farkında değilim. Üzüntüden böyle ağladım ya. Açtım baktım o. Ondan sonra gittim oranın belediye başkanına. Dedim bu çok büyük hukukçu, büyük alim. Siz böyle bir adamın dedim hiç bilmiyorsunuz. Hemen oradaki adamlara başka yerden arsa vermiş. Onları boşalttı. Diğer şehir başkanı da söyledi. Onlar da türbe yaptırdılar. O kadar sonra Tayyip Bey de bu şeyden sonra özgürlüğüne kavuştuktan sonra oraya Sultanahmet Camisi gibi cami yaptırmış. Böyle Türkleri birleştirmek istiyorlar ya. Turgut Özal da Türk Birleşik Devletleri kuracağı için zehirlediler. Bu da Türkleri birleştirmek istiyor şimdi. Türk Konseyi kurmuşlar. Dolardan kurtuluyorlar şimdi. Herkes kendi parası alışveriş. Ona doğru gitmeye çalışıyor bu da yani. Böyle yakınlaştırmak için oradaki din adamların filan paralarını bizim devlet veriyor. Hiç paraları yok. İmama maaş verecek devletin. Ruslar soymuş. Müslümanız diyorlar. Müslüman Türk kızı Sovyet şeyle Rus delikanlısı evleniyor. Yani adı Müslüman. Ne namaz var ne bir şey. O hale getirmiş Ruslar. Dinden de soyutlamışlar. Paralarını da şey etmişler. Öyle bir onun için oraya devlet imam müezzin maaşı vermediği için Vehhabiler gitmiş. Orada yerleşmişler. FETÖ'nün en kuvvetli yeri İslam aleminde. Kalesi orası. FETÖ'cüler gitmiş. Her türlü adamlar var. Herkes kendi adamını camilerde görevlendirmiş. Birbirlerinin camisine gitmiyorlar. Selam vermiyorlar. Ben işte
Gittikten sonra Cumhurbaşkanı, şimdiki Cumhurbaşkanı bunu duymuş, beni çağırdı oraya. Gittim, anlattım onlara. Camiyi doldurdular. Benim camiye geldiler hepsi. Dediler ki hocam sen, kimse dinlemiyor bunlar. Seni dinlediler. Sen her ay gel de bizi ıslah et böyle falan. Tabii her ay nasıl gideceğiz? Öyle bir yer. Şimdi işte gene tekrar her türlü kanunlar çıkardılar. Vakfımızın orada bir şubesini açacağız. Selahsi Enstitü kuracağız. Master doktora öğrencisi yapacağız. Tabii devletin parası yok. Bana 90.500 metre şehrin göbeğinden arsa verdi. Tapuladı bana. Cumhurbaşkanı yetkisi varmış. Savcıya da emretti. Ben de şimdi tabii ben zengin değilim. Bu iş parayla dönecek. Devletin şeysi yok. Müslüman zenginleri topladım. Buraya geldiler. Böyle dedim. Söylediğim zaman dinliyorlar ama dedim hiç din iman yok. Allah razı olsun. Siz dedim oraya para kazanacak. Fabrika kurun, iş yeri koyun, AVM kurun. Ben de arsa karşılığı dedim. Ortak olayım. Ben o ortaklığım karşılığında dedim talebeye, hocalara vereceğim onu. Böyle şey yapacağım noterden. Böyle vereceğim. Siz dedim. Şimdi onu yaptık. Her türlü şeyleri çıkardılar, kanunları. Oraya enstitü kuruyoruz. Karahanlar döneminde 926'da Karahanlar dönemi var. Onun zamanında Türkler Müslüman olmuşlar. Biliyorsunuz Müslüman Türklerde kahramanlık, harp, namus çok önemlidir. İslam'da da bunlar Karahan Satuk Burhan incelemiş. Ben demiş ehli sünnet itikadı Hanefi mezhebine göre Müslüman oldum. Siz de Müslüman olun. Biz Türkler başımıza bağlıyızdır. Toptan Müslüman olmuşlar. Daha evvel ferden Müslüman olanlar var da toptan Müslüman olmuşlar. Çok samimi Müslüman olmuşlar. Bu samimiyetten dolayı benim kanaatim bu şimdi. Evet, Allah kapılarını açmış. İmam-ı Azam Türktür. Ben çok Avrupa'da, Amerika'da Yahudi profesörden, ateist profesörden duydum. Nasıl adam bu? Kimsenin düşünemediği şeyi kanunlar koymuş yahu. Kaç sene evvel diye hayranlığını ifade etti İmam-ı Azam Hazretleri. İmam Buhari hayranlığını söyledi. 600 bin hadis biliyor. Adam ravilerin ev hayatını bilecek kadar biliyor her şeyini. İkincisi yok. Yani Allah kapılarını açmış. En büyük alimler bizden yetişmiş. İmam Serasi de hapsetmiş. Sen yanlış yapıyorsun deyince onun Hakan'ı. Kuyuda hiç kitap yok yanında. Mesela biz eser yazarken mutlaka hangi kaynağa dayandın soruyoruz ya. Hiç kitap yok. Aklından mı yazıyor? Tamam. Hep kafasından. Hiç de yanlış yok. Hiç de yanlış yok. Bütün İslam hukukunun her sahasında sadece o kitabı değil, 30 ciltlik eseri değil, başka kitapları da var. Aynı zamanda felsefeci, mantıkçı, böyle aynı zamanda fakih. Böyle hiç uyumamış. Orada bu eseri meydana getirmiş. Şimdi öyle kitaplarında zaman Hakan'ına taş atıyor. Beni hapsetti, kitaplarımdan mahrum etti filan diye. İnsanın dua edeceği geliyor. Hapsetmese bu iş mesela meydana gelmezdi. Serahsen'in ilginç, 14 senede bitirmiş. Çocuklar, yani bu da yazı yazmak yok. Hemen medreselerden şey etmişler Hakan'a, Türk Hakan'ına. Bizi ders almamıza engel olma demişler. O da müsaade etmiş. Talebeler gidiyormuş o kuyudan. Hapsedildi kuyu. Olur mu? Evet ben şeyde gördüm örneğini. Kıbrıs'ta gördüm. Çok ağır suçluları. Hapishanenin bir köşesinde kuyu. 10 gıda ve kuyu içinde. Hiç yok böyle. 14 sene talebeye söylemiş. Talebe yukarıda not etmiş. Bu şekilde meydana gelmiş bu 30 ciltlik eser.